Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Rotası'nda yeniden sizlerle birlikteyiz ve bugün de yine çok önemli bir konuğum var. Cüneyt Baksoy bizlerle birlikte. Reha Portföy Yönetimi Yatırım Komitesi üyesi. Cüneyt hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol ya. Ne zaman çağırsam hiç kırmıyorsun. Hemen sağ ol. Buraya kadar yoruyoruz seni. Estağfurullah. Fakat bugün de çok önemli bir gün. Biliyorsun. Hem bu Suriye işleri biraz denklemlere girmeye başladı. Hem de bugün Erdem Başçı konuşacak. Piyasaların durumu malum. Önümüzdeki dönemde neler beklediğimiz. Tüm bu başlıkları tek tek değerlendireceğiz ama izleyicilerimize de hemen söyleyelim. Sevgili seyirciler, sorularınızı paraninrotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Veya tweet'ten de @yerdinci65'e gönderebilirsiniz ki şöyle oluyor aslında. Programın adına Paranın Rotası tweet'i açtım ama öteki tweet'i kapatıp bu tweet'i açtığımda okumakta sorun oluyor şeyleri. Evet Cüneyt, istersen biz kendi halimizde bir sohbet edelim. İzleyicilerimiz de sağ olsunlar sabah sabah ekranların başlarına geçiyorlar. Bizleri izliyorlar ve onlara da teşekkür ediyoruz. Bir konuyu, bu konuları biz seninle tartışalım kendi aramızda. Kimse yok zaten şu an. Bizi izleyen de yok. Kendi aramızda sokaktaki oturup da hani yayından sonra bazen çay içiyoruz, sohbet ediyoruz ya. Evet. O şekilde hakikaten nereye gidiyor bu dünya ekonomileri, küresel ekonomiler, piyasalar, bizim borsa. Buradan başlayacağım ama öncesinde bugün bütün gündeme düşen John Kerry'nin Amerika Dışişleri Bakanı açıklamaları. Bir bakıma Amerika resmi olarak Esed'in kimyasal silah kullandığını kabul etmiş durumda. Yetkili ağızdan. Evet, yetkili ağızdan söylüyor. Adeta bir resmi açıklama bu. Tabii bu haber geldiği anda borsada Dow Jones Endeksinde sert bir düşüş oldu. Grafiği verebilirsek arkadaşlar, o John Kerry'nin konuşmasıyla birlikte endeks 15.033'teydi ve bir anda 15.000'in altına sarktı ve 14.950'ye geldi. Aynı şekilde S&P'ye baktığımızda S&P X'de de benzer bir hareket gördük, S&P 500'de. Dolayısıyla burada acaba ne oluyor ve nasıl bir seyir izliyoruz? Bir tartışalım istersen. Bu ne derece önemli? Arkadaşlar bir de bu grafiği o şekilde bir ayarlarsanız, biraz küçültebilirsek alttan üstten daha net bir şekilde görülecek. Evet Cüneyt, ilk soru bu. Bu Suriye piyasaların denkleminde miydi sence? Yoksa denkleme yeni mi giriyor? Bizim dibimizde bu olaylar oluyor. Dolayısıyla Suriye o konusu bence Türkiye'nin denkleminde vardı zannedersem ama sen ne diyorsun? Açıkçası piyasaların bence denklemindeydi bir süredir. Evet. Mısır'daki olaylarla birlikte. Çünkü piyasa siz de bilirsiniz hocam beklentileri alır, gerçekleri satar. Evet. Suriye başlığının öne çıkmaya başladığını bence piyasanın algısı o tarafa konsantre halde devam ediyordu. Bunu da nereden anlıyorduk? Düşmeyen petrol fiyatları, altındaki tepki hareketinin Fed korkusuna, hatta Eylül'de ve Eylül sonrasında Fed'in parasal gevşemeden geri çekilme korkusuna, ABD 10 yıllardaki yükselişe rağmen tepki hareketini devam ettirmesi aslında piyasanın bu konudaki hassasiyetini bize gösteren bir unsurdu. Ki altında bugün 1400 dolarların test edilmeye başlandığını izliyoruz. Önemli bir dirence kadar geldi tepki hareketi 1180'lerden. Dolayısıyla çok önemli bir başlık. Çünkü ekonomi ve istikrarın dünya global anlamda devamı için savaşların olmaması gerekiyor. Evet. Hele ki böyle bir coğrafyada, Orta Doğu gibi önemli bir coğrafyada, İsrail-İran gerginliği gibi bir ana başlık varken Suriye başlığının gündeme gelmesi ve bu noktada ABD önderliğinde batılı güçlerin olası bir müdahale senaryoları, bu tarafta da İran ve Rusya gibi ülkelerin buna karşılık cevapları, ki artık Çin'in de bu coğrafya üzerinde
bir etkisi olmaya başladı söylemleri var. Yani çoklu bir global denklem. Suriye başta öyle tek başına sadece Suriye ile diğerleri arasındaki bir denklem değil. Ve piyasalar da buna konsantre olacaktır. Bundan sonra Amerika'nın özellikle Dışişleri Bakanlığı nezdinde yaptığı bu resmi açıklamadan sonra sanıyorum Amerika kendi bireysel bir eylem içerisine girmeyecektir. Global anlamda bir meşrulaştırma. Amerika'da çok büyük bir kamuoyu tepkisi var değil mi? Haline gidecek. Irak olayı bayağı evet, bir büyük kesinlikle ders vermiş durumda. Yani tek başına Amerika'nın zaten Amerikan halkı da gitmesini istemez. Amerika'da bu anlamda arkasına dünya kamuoyunu alarak olası bir müdahaleyi isteyecektir. Şu an İngiliz gemileri de galiba hareketlenmiş bir miktar. Yani bu Orta Doğu'da sanıyorum sular bir miktar ısınacak ama öyle bir zamana geldi ki piyasalar zaten gelişmekte olan tarafında FED etkisini fiyatlarken hatta son S&P 500 endeksinde sizle de senle de yayın öncesi görüştük hocam. Geri çekilme, o FED'in o parasal denklemi değiştirmesi, iyi kötü veri iyi piyasadan iyi veri iyi piyasaya geçerken ki o geçiş döneminin gelişmiş ülke borsalarında etkileme riski tam masadayken bir de üstüne bu Suriye denkleminin gelmesi açıkçası piyasalar için pek hoş olmadı ama piyasalar bu anlamdaki realizasyona bakacak, gelişmelere bakacak. Hani çok konuşmalar olacaktır, bu iş daha çok su kaldıracaktır. Bizim piyasalar içerisinde, içinde oldukça önemli çünkü tam komşumuz ve Suriye ile ilgili ilişkiler, gelişmeler hem Türk kamuoyunda hem yabancı kamuoyunda Türkiye başlığında çok ciddi tepkiler alıyordu. O açıdan dikkatle izlenmesi gereken bir süreç. Evet, ben şeyi söyleyeceğim bir de. Şimdi geçmişe baktığımızda yani bu savaş durumları nasıl etkilemiş diye hani piyasaları nasıl etkilemiş diye baktığımızda bir işte Amerika'nın Irak'a operasyonu, Saddam'ı devirme operasyonu var. Bir 90-91'de Körfez Savaşı var. Körfez. Saddam'ın Kuveyt'e girmesi ve arkasından Amerika'nın müdahalesi var. O dönemlerde çok garip hareketler yapmış borsa. Ve şeye baktığımızda, yani normal grafiklere baktığımızda hakikaten ciddi bir volatilite olmuş. Aylık ve haftalık bazda volatilite olmuş. Şimdi ben onu grafik olarak vereceğim. Ve bakalım bir o Körfez Savaşı sırasında nasıl bir hareket olmuş. Şu an grafiği görüyorsunuz. 91'li yıllara geliyoruz. Ve bunu biraz daha logaritmik gösterirsek şuradaki hareketler çok sert hareketler. Yani burada zayıf gibi gözükse bile endeks o zaman 25 bin civarında 91 Körfez krizinde. Körfez Savaşı başladığı andan itibaren 52'den 28'e düşüyor. Yani %50 bir kayıp var endekse. Arkasından bu Saddam'ın bütün hedefler vuruldu haberleri geliyor. Bu grafik haftalık grafik. Saddam'ın hedefleri vuruldu haberiyle birlikte biz 28'den 56'ya kadar tekrar yükseliyoruz. %100 yükseliyoruz. Arkasından bu savaşın reel ekonomiye yaptığı zararlar nedeniyle genel olarak bir küçülme başlıyor ekonomide. Hani biliyorsun o zamanlarda 91'de şey yapmışlardı. İnsanlar böyle gaz maskeleri alıp sonra makarna yok şeker un falan şeylere saldırmışlardı. Saddam Scott füzelerini gönderecek diye. O dönem biraz borsa tekrar düşüyor. Ve çok volatil bir dönem yaratmış. Şimdi tabii ki burada bir sıcak savaş beklenmiyor. Yani Suriye'nin içine girip de işte savaş beklenmiyor ama havadan müdahale durumu söz konusu olabilir. Hani stratejik hedeflerin vurulması söz konusu olabilir. Öyle bir durumda hani Esed gidiyor haberi çok piyasalarda büyük coşku da getirebilir. Ama bu sefer hani Saddam gitse tamam da Esed gittiği zaman orada 3-4 tane biliyorsun etnik grup var. Ve bunların arasından bir hükümet veya bir Suriye'de yönetim çıkartmak çok zor gözüküyor. Belki de bölünecek bilmiyoruz ama bütün bunların en sonunda nihai somutlaştığı nokta petrol ne olacak? İşte. Tam evet. Oradan o konuda sen devam et istersen. Tam oradan başlayacaktım hocam. Yani petrolün yüksek seyri, yeni hala kırılgan bir iyimserliğin tekrar global anlamda sorgulanması sonucunda getirir. Evet. Her ne kadar petrol arzı veren ülkeler açısından petrol yüksek seyri olumlu gibi gözükse de ilk etapta evet. OPEC ülkelerinden bahsediyoruz ama dünyanın geri kalanı için
petrolün önemli bir maliyet oluşturma riski. Hatta bugüne kadar parasal genişleme ve düşük faiz enflasyon oluşturmamıştı. Ama petrol yüksek seyirde devam ederse, büyümeyle gelmeyen o tam anlamıyla beklenen normal patikaya oturmayan büyüme varken bir de enflasyon riskinin gündeme gelmesi bütün denklemleri değiştirecek olan bir gelişme olur. İstenmeyen bir gelişme olur. Onun için gözümüz petrolde olacak ki 111 dolarlarda evet. Ciddi dirençleri, alçalan dirençleri de test etmeye başladı petrol grafiği. Oradaki ateş sönmezse işte o büyüme tarafına henüz geçememiş, resesyon tehlikesi de atlatamamış. Denklemin içinde şey yok. Bak, ülkeler için problem olur. Cüneyt, şey yok dikkat edersen. Tamam, Suriye'deki gerginlik vesaire var da işin içerisine bir de Rusya, İran girerse işte, konuşmamızın başında bahsettiğimiz evet, o başlıklar. Senin, evet, çok net bir şekilde söyledin. O zaman yani onlar da petrol üreticisi. Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden bir tanesi İran. Yani Rusya. Kesinlikle. Sonuçta bir bloklaşma olacaktır. İnşallah bu iş kolay atlatır. Çünkü daha sonra zaten gelmeyen bir büyüme var dünyaya. Yani gelmiyor, yani büyüyemiyor. Borçlar bir taraftan gelişmiş ülkelerin artıyor. Savaş her zaman borçları inanılmaz arttırır. Amerikan bütçesinin Ekim ayında zaten eğer yeni borçlanma limiti verilmezse adamlar diyor ki sosyal güvenlik ödemelerini yapamayız diyor. Amerika düşünebiliyor musun? Maaş ödeyemeyecek yani. Ve 6 kez bu konuyu konuştular, 7. kez gündeme getirecekler. Ama şu var, o Suriye başla ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum hocam. Asıl problem şu, MENA bölgesinde yaşanan o Arap Baharı dediğimiz oluşum aslında büyük Orta Doğu projesinin Amerika ve İsrail önderliğinde, Avrupa'nın da desteğiyle yürütülen büyük Orta Doğu projesinin bir parçası. Ve bu proje içerisinde büyük Orta Doğu, yani Orta Doğu'yu kapsayan ve Afrika tarafına kadar uzanan bölgede dünya ekonomisi için ivme getirecek bir düzen oluşturulmak isteniyor. Burada tüketim arttırılabilirse o bir türlü tüketimin gelmediği, büyümenin gelmediği Batı ülkelerindeki rahatlamanın önü açılacak. Ve enerji koridoru. Şimdi bu taraflardaki hegemonyayı ABD ve İsrail'e, Batı Avrupa desteğiyle kaptırmak istemeyen Çin, Rusya, İran gibi ülkelerin de karşısında oluşturduğu bir oluşum. Yani denklem aslında çok net. Hakimiyet denklemi. Büyük Orta Doğu projesi içerisinde kim hakim olacak? Amerika'yı bırakmak istemeyen bir Rusya. Galiba bu konuları daha çok konuşacağız. Bak çok ilginçtir. Sen o kadar güzel bir noktaya vurgu yaptın ki. Demokrasi var ya. Demokrasi tüketimi arttıran bir şey. Yani. Büyümeyi de arttıran bir şey demokrasi. Sebep yani tek başına Saddam kaç kilo peynir yiyebilirdi, kaç tane araba tüketebilirdi. Ama ondaki refahı bütün halka dağıttığın zaman herkes araba tüketmek ister. Dediğin gibi burası adeta Amerika gibi tüketim toplumu için hiç sürülmemiş bir tarla. Halklar fakir, kesinlikle. Yöneticiler zengin, yani ne bileyim işte altından saraylar yapıyorlar. Ve bu servetin bir şekilde halka dağılması gerekiyorsa buraya demokrasinin gelmesi lazım. Çünkü demokrasi geldiği zaman seçilebilmek için o serveti dağıtmak zorunda. Hatta hatırlarsın hocam Suudi Arabistan'a uzayacak mı uzaymayacak mı tartışmaları varken Suudi Arabistan yönetiminden, krallığından halkına ciddi bir miktarda yardım gelmişti. Evet evet, para verdiler. Evet. Alın aman en aman azından sus. Siz gelir. Şimdi ben şey anlamında söylemiyorum. Artırsın. Yani yanlış anlamasın, yanlış anlaşılmasın. Yani demokrasi geçiş. Hani ülkelerin demokrasi işte İngiltere'de biliyorsun kraliçeyi hala tutsalardı sembolik duruyor orada. Ne bileyim işte Fransa'daki devrim vesaire. Tamamıyla ihtiyaçlardan doğmuş orada da baktığın zaman. Yani sonuç olarak insanlar daha iyi bir refah elde etmek istediklerinde kapitalizmin gelişmesi için demokrasi şart. Yani demokrasi olmazsa kapitalizm ve piyasalar gelişemiyor. Senin söylediğine geliyorum. Yani Orta Doğu projesi, Büyük Orta Doğu projesinde hakikaten daha zengin insanların daha çok Amerikan malı, Avrupa malı tükettiği, ben bilmiyorum Çin ve Asya malı da tüketebilirler ama olsun onlar birbirine Çin'in bu konuda bayağı bir çalışmaları var. Evet. Hem Avrupa tarafında hem Afrika tarafında, Orta Doğu tarafında da mal karşılığı kredi açarak
Hatta stratejik ortaklıklar, stratejik limanlar tesis ederek buraya yayılma projesi. Yani bir yandan o soğuk savaş günlerini aratmayan bir ekonomik savaş sürerken dünya üzerinde. Ama bir de ortada hala kırılgan bir yapı, geçmeyen bir kriz etkisi. 29-30 buhranı Amerika'da hep hafızalarımızda yerini alıyor. Amerika'da başlayan, Avrupa'da fitili ateşlenen o büyük bunalımın arkasından bir İkinci Dünya Savaşı etkisi. Yani dünya umarım bir daha savaş görmez. Orta Doğu bölgesel bir etkisi gibi gözükse de eğer buradaki bir fitilin ateşlenmesi global anlamda birçok denklemi etkileyeceğinden bir anda daha büyük bir savaşa dönüşebilir. Bu risk umarım bertaraf olur. Şu an sana da çok fazla soru geliyor Cüneyt. Levent Göktem yazmış. Amerika'da ekonomi iyiye gitmeye başlamış. Tam bu sıralarda savaş rüzgarları estirmeye başladılar. Amerikalılar Orta Doğu'da bir silahlı mücadeleye girişmenin ABD ve beraberinde dünya ekonomisini canlandıracağını düşünüyor olabilir mi? 1930'lardaki büyük buhrandan da İkinci Dünya Savaşı'yla çıkıldığını hatırlarsınız diyor. Levent Göktem böyle bir katkıda, yorumda bulunmuş. Tabii biz hani şeyi düşünmüyoruz. Sen de zannedersem demin söyledin. Hani Amerika gidip de sıcak savaşa tabii ki girmeyecek. Ama savaş demek çok ciddi harcamaların yapılması demektir. Yani bir şeyi yeniden yapmakla yıkıp yapmak arasındaki fark ama arada insan etkisi var. Yani neçede insanların hayatı söz konusu ve gelişen teknolojinin bundan sonraki olası bir savaşı nasıl bir savaşa sokacağı. Evet. Yani dünya için herhalde Allah korusun global ölçekteki bir savaşın kıyamet etkisi yapacağı bir gerçek. Ama şu da var tabii, Amerikan ekonomisi özellikle silah lobisinin çok etkin olduğu bir ekonomi. Aynen. Ve ekonomik büyüme anlamında silah ticaretinin bütün dünya ölçeğinde yapıldığı bir ekonomi. Ama Amerika'da artık eski denklemleriyle beraber yeni söylemleri bir arada kullanmak istiyor. Hatta en son George Soros, ünlü spekülatörün de ekonomik gidişata dair ekstra yorumları vardı. Dünyanın yeni bir ekonomik açılıma ihtiyacı var. Kapitalizmin yeniden sorgulanması. Evet. Yani bütün bu ölçekte bu sancılar olacaktır. Ama dileyelim bu bir savaşa dönmesin. Her ne kadar savaş sonrası ekonomiler toparlanma süreci içine giriyor gibi gözükse de bu Amerika dahil hiçbir ülke için bu dakikadan sonra pozitif sonuçlar doğurmayacaktır. Çünkü gelişen teknolojiyle artık nükleer güç, nükleer silah etkisi sadece evet. İran değil, bugün belki de bizim göz önüne alamadığımız birçok terörist eylemlerin daha içine girmiş durumda. Sadece nükleer güç değil, kimyasal silahlar, biyolojik silahlar. Bunlar artık dünyada daha yaygın şekilde etkisi olan şeyler. Ya ben aslında ne düşünüyorum? Ya bu kıyameti zannedersem insanoğlu kendisi kopartacak gibi geliyor bana. Yani öyle bir yere gidiyoruz ki, yani öyle bir duruma gidiyoruz ki teknolojik gelişme evet birçok şeyi kolaylaştırırken hakikaten olumsuz anlamda baktığında da çok fazla... Foton dönemi diyorlar işte. Yani aslında bütün bu sancıların arkasından bir ışık dönemi, bir dünyanın geliştiği bir döneminde olacağı söyleniyor hocam. Biz öyle dileyelim. Gene de evet. Ekonomiye dönersek petrole, altına gidelim istersen. Çünkü o sorularda zaten birçok şeyde konuşmuş olacağız. Hüseyin Bey diyor ki Cüneyt Bey böyle günlerde hangi sektörleri öne çıkarır diyor. Tabii borsada herhalde kastediyor. Hemen soruları hızlı hızlı ben sorayım. Turgut Cin, Suriye olayı petrol yoluyla ABD'de büyümeyi etkileyebilecek bir faktör. Son gelen verilerinde beklenti altında kaldığını düşünürsek bu faktörler tahvil alım programını etkileyebilecek güçte midir diyor Turgut Cin. Yani tahvil alım Suriye konusu da denkleme dahil edildiğinde tahvil alımı etkilenir mi? Fırat Nacar diyor ki Euro 2.6'yı buldu. Sizce Suriye'deki savaşın etkisi midir ve artmaya devam eder mi diyor. Euro ne olacak? Yani cevap vereceğimiz sorulardan biri de bu olsun. Murat Karagöz sizleri ekranda tekrar görmek güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Murat Bey soru sormamış. İyi dileklerini iletmiş. Galip Ercan günaydın. Dolar olarak mal alım satım yapmadığım halde kredi faiz oranı düşük olduğundan kısa vadede dolar borçlanmak doğru olur mu demiş. Kısa vadede dolar borçlamak. Kısa vade ne kadar kısa vade? Galip Bey yazarsanız ben de en azından vadeyi bilmiş oluruz. Bu şartlarda oluşacak bir savaş demiş Turgut Cin. Ekonomileri canlandırmaz. Aynı sizin söylediğini söylüyor. Bıçak sırtındaki ekonomileri durgunluğun ta dibine iter demiş. Ve Turgut Polat da
öyle yani yaklaşık 40 punta bir mail göndermiş. 40 punta maille. Dolar Japon yeni teknik değerlendirme lütfen demiş. Ve bir de Zeki Uyurum 69 bin geçilemedi. Tekrar 67 bin ve altına sarkma olur mu? Şayet 70 bin üstü kapanış olursa maden hisseleri alınabilir mi demiş. Evet, birinci sorudan başlayalım. Böyle savaş söz konusu olduğu durumda da herhangi bir öne çıkartacağın sektör var mı? Şimdi tabii ki savunma sanayi, Aselsan gibi hisselerin önünü çektiği lojistik sektör, her ne kadar etkisi ikinci etapta gözükse de gıda sektörü öne çıkacak karlılık anlamında. Daha çok sanayi ve tüketime yönelik sektörler biraz olumsuz etkilenecek. Bankacılık evet. sektörü bir miktar olumsuz etkilenecek ama Suriye başlığının henüz hem global ölçekte hem de Türkiye ekonomisi ölçeğinde çok derin etkilerinden bahsedemiyoruz. Fiyatların içine henüz net olarak girmiş bir etki değil. Birincil fiyatlamalar bunlar. Evet. Yaşar Hocam. Asıl etki FED başlığı ve Mayıs ortalarında gelişmekte olan ülkelerde başlayan evet. Kur ve faiz üzerindeki baskıyla hem dolar TL'de ikilerin görüldüğü, sepet bazında 2.30'ların ve üzerinin görüldüğü, özellikle gösterge tahvilde faizde tekrar %10, çift haneli rakam yani %10 bileşiklerin üzerinin test edildiği, hı hı. uzun vadeli faizlerde zaten cuma günü gelindi. Yani Türkiye ekonomisi üzerinde ve global ölçekte asıl FED etkisi var. Hı hı. Suriye başlığı söylemden eyleme doğru ilerler. Hı hı. Ve bu eylemin süresi belirsiz hale gelmeye başlarsa ve denklemin işte demin bahsettiğimiz gibi Rusya gibi, Çin gibi, İran gibi global oyuncular girmeye başlarsa o zaman başka. Anladım. Ama şu an için bence Suriye etkisinden daha ziyade bunlar geçici etkilerdir. Hala Eylül ayı ve Eylül ayı ile birlikte FED etkisi piyasaların kesinlikle. Ana gündemi. Bence de maksimum %20 etki yapar şu an. Yani sıcak kesin bir savaş konusu girmeden evvel. Yani realize olursa bizim en büyük tehlike yani bu işi bize fatura edip bize yıkmaları olur. Yani Türkiye zaten senin sınırın var. Böyle bir müdahalede en büyük şeyi sen al. Görevi sen al. Merak etme sana biz bakarız. Bence burada Türkiye bir vizyon düzenlemesi de yapıyor hocam. Tam tersi. Eğer global ölçekte bir Suriye'ye karşı eylem gündeme gelirse bu tek başına yalnızlığı yaşayan Suriye Türkiye, politikası evet, Türkiye'nin evet. de yeniden Batı'yla beraber enjekte dün olmasını sağlayacak olan bir şey. Dün Davutoğlu'nun açıklamaları zaten böyle bir koalisyonda. Türkiye'yi yalnızlıktan kurtaracak. Türkiye tekrar o Suriye'ye o etkileyen, Suriye içlerine karışan görünümünü pozitife çevirecektir. Yani evet, hiç kimse savaşı istemez ama. Çok önemli bir nokta. Yani çok önemli bir noktayı vurguladım. Bu arada Cüneyt piyasa açıldı. Piyasa açıldı ama Erdem Başçı'nın konuşmalarında ne olabilir onu da konuşacağız. Dolar borçlanılır mı? Euro daha gider miye bakacağım ama hemen endekste nasıl bir seyir var ona onu bir vermek istiyorum 5 dakikalık grafiklerde. Ve endeks 67.500'den açıldı. Benim tahmin ettiğim 500 puanlık, 600 puanlık bir düşüştü. Ve bu sabah itibariyle 67.500'den açılmış bulunuyor. Daha önceki seviyede dip seviye yani destek seviyesi şu seviyeler ki üstte gördüğünüz üzere şöyle bir 68.900 civarında bir direnç oluşmuş. Tam böyle bir kanal oluşmuş. Şimdi kanalın dibinde başlanmış. Ben yatırımcılara en azından buradan kendi yorumumu vereyim. Sen de sonra kendi yorumunu ver. Şu bölgede dün alımlar hiç fena değildi. Şöyle yavaş yavaş artan işlem hacmiyle yavaş yavaş arttı endeks. Bu açılış sonrası ki bu şu an işlem olmadan açılmış oluyor sonuçta. Yani direkt fiyatlar dünküne göre en az 2,5-3 kademe aşağıda açılmış oluyor. Benim tahminim bu seviyenin de altını kırıp gitmez diye düşünüyorum ben bugün gün içerisinde. Biraz sonra Erdem Başçı'nın saat 10.30'da açıklamaları başlayacak. Erdem Başçı'dan gelen mesajlara kadar burada çok hacimsiz bir seyir izleriz diyorum. Yani şeyde şöyle bir hacimsiz ve sıkışık bu arada ne bileyim bir ara şu seviyelere geliriz sonra geri çekiliriz. Yani buralarda böyle biraz gideriz. Erdem Başçı ile birlikte çok sert yukarı hareket veya çok sert aşağı hareketler de oluşabilir. Şimdi ona gelelim. Erdem Başçı ne diyecek sence? Şimdi açıkçası Erdem Başçı'dan piyasanın beklediği şu.
Hatırlar hepimizin hafızasında 2008 ABD krizi patladığında o zamanki Merkez Bankası yeni gelen göreve Durmuş Bey'in üst üste iki tane yüksek oranlı faiz arttırımı ve bir açıklaması vardı basına. Hatta o zaman eleştirilere tabi olmuştu bu kadar yüksek oranlı faiz arttırımına gerek var mı diye. Evet. Ama Durmuş Bey bence başarılı da bir Merkez Bankası başkanıydı. Evet. Hem konuşmasında oyunu çok iyi okudu, krizin olası seyrini daha o günden görüp önündeki sürece Türkiye'yi hazırlamak istediği ve en azından faizi yükselterek Türkiye'den fon çıkışını dengelemek, hatta biraz ortam yatışında Türkiye'yi cazip hale getirerek tekrar para girişini sağlayarak Türkiye'nin bu krizden az etkilenmesini sağlamak amacını gidiyordu. Nitekim o politikaların daha sonra başarılı olduğunu biz uzun süreçte çift haneli rakamlardan %4.61'e evet, rekor ya, seviyeye kadar gelen süreçte şeydi, izledik. Değil mi? Erdem Başçı'yla Durmuş Yılmaz arasındaki en büyük fark bence benim görebildiğim, Durmuş Yılmaz conventional dediğimiz, bildiğimiz Merkez Bankası para politikası araçlarında. Yani ortodoks faiz, yöntemlerle. Evet, direkt olarak var olan ve bilimsel olarak ispatlanmış, gösterilmiş doneleri kullanıyordu. Daha doğrusu politika faizini kullanıyordu. Gerçek ekonomi yönlendirici olarak. Fakat ne zaman ki Erdem Başçı geldikten sonra bu koridoru açıp, koridoru kapatıp vesaire şey yaptığında, para gelirken o politika tamam, herkes çok iyi diyordu. Ama şu da anlaşılmasın, bence sen de o amacı güderek söylemedin bence hocam. Yani bizim amacımız iki Merkez Bankası arasındaki ayrımları veya farkları ortaya koymak değil. Sadece piyasaların istediği yorumun tespitini yapmak. Evet. Yani böylesi ortamlarda ki bu mevcut Erdem Başçı'nın yönetiminde de Merkez Bankası'nın aslında proaktif yönetimi içerisinde başarılı senaryo, hatta senenin Merkez Bankası seçilerek dünya ölçeğinde de başarısı tescillenmiş bir başkan. Ama evet, günümüz noktasında asıl öne çıkan şu: politika faiziyle piyasada oluşan faiz arasında bir fark var. Bu farkın bir giderilmesi. Evet. İlk sorun. İkinci sorun da faiz silahını, bu istenen bir durum değil çünkü enflasyon hedeflemesi var. Maliyetlerin yükseltmesi sonucu içeride büyüme tarafına negatif eksileri var. Yani hiç kimse faizin yükselmesini böyle bir ortamda istemez ama bir de global ekonominin geldiği bir rota var, gelişmekte olan ülkeler aleyhine. Şimdi Merkez Bankası'nın bu noktada piyasanın istediği ki koridorun üst tarafını arttırırken ilk etapta 100 bas puan, sonra 50 bas puan. Sene sonuna kadar piyasanın beklediği 100-150 bas puan daha arttırılmasıydı. Politika faizini de güncelleştirerek en azından piyasa faizle politika faizi arasında bir balans ve denge. Merkez Bankası bu kararlılığı bugün Merkez Erdem Başçı'nın açıklamalarında görür ve gerektiğinde faiz silahını çekinmeden kullanacağı sinyalini algılarsa, bu dövizdeki tansiyonu en azından işsel dinamikler olarak bir miktar aşağı çekecek. Sorulardan bir tanesi de oydu. Eğer faizi arttırırsa veya şey yaparsa, önemli olan dediğin gibi faizi arttırması falan değil veya arttıracağı sinyalini bugün vermesi de değil. Önemli olan bu dövizdeki ortaya çıkan belirsizliği. Yani iş adamı şu an belirsiz, önünü göremiyor. Yani döviz nereye gider sorusunu soruyor işte izleyici. Euro daha nereye gider diyor, soruyor. Herkes döviz konuşmaya başladı. Bir haberlerde birinci sıraya geldi döviz. Böyle zamanlarda genellikle artık çok yükselmiş oluyor. Benim tahminim bugün Erdem Başçı çok büyük bir olasılıkla o kararlılığı da belirten, yani biz o konuda kararlıyız ve hatta yani sadece şu cümle yeter yani. Dövizin bir anda sert bir şekilde düşmesi ve borsanın da hızlı bir şekilde artması için gelecek toplantıda kalmadan gerekirse yeni bir toplantı yapabiliriz veya toplantıya gerek kalmadan para politikasını kurulunu toplar şey yapabiliriz. Yani aksiyonu alma kararlılığını görmesi lazım piyasanın. Zaten son açıklamalarında ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın bu anlamda bir açıklaması vardı.
yeni gelişen koşullara göre, ki Suriye riskinde içeren, FED etkisinde içeren yeni koşullara göre, bu koşullar geçene kadar daha aktif bir politika izlenmesi. Evet. Daha hani o Merkez Bankası'nın proaktif yönetimini tüm ekonomi yönetimine uyarlandığı bir senaryodan bahsetti Sayın Babacan. Sanıyorum Erdem Bahçı da bugün piyasalara yönelik vurgulamalar yapacaktır altını çizerek. Evet. Altını kuvvetli çizgilerle çizerek. Eğer piyasa en azından bu denklemi alırsa, çünkü oradaki denklem çok net. Yabancı şunu ister hocam, ne kadar bir kurdan ben dövizimi bozacağım ve karşılığında ne kadar faiz alacağım. Tabii. O zaman Türkiye cazip olmaya devam edecek. Türkiye'nin cazibesini ortadan kaldırmamak fiyat anlamında ve getiri anlamında. Ha, bu belki bir müddet maliyetler üzerinde baskı kuracak ama en azından daha fazla kurun yukarı çıkarak Türkiye ekonomisine daha ciddi tahribatlar yapma olasılığını bir miktar hafifletecek. En azından Türkiye'nin bu kriz ortamı oluşacaksa gelişmekte olan ülkeler aleyhine oradan bir miktar daha az etkilenip pozitif ayrışma farkı, ki en son Brezilya Merkez Bankası'nın dövizdeki, realdeki düşüşüne binaen sene sonuna kadar uygulanacak 60 milyar dolarlık bir program açıkladı Merkez Bankası. Her ne kadar bu sadece döviz satışı şeklinde değil veya alımı şeklinde değil, swaplar yöntemiyle veya diğer politika araçlarıyla müdahale etme. En azından realde bir miktar düzelme olmuş. Yani Merkez Bankası içeride bugüne kadar sürdürdüğü başarılı yönetimin uzantısı olarak, devamı olarak kararlı bir açıklama yaparsa ve piyasalar bu kararlılığı görüp en azından içerideki sıcak paranın, kısa vadeli Türkiye'ye gelmiş sıcak paranın Türkiye'den çıkma isteği bir miktar törpülenir. Hı hı. Yeni gelecek paranın da bir miktar ilgisini çekecek bir ortamın oluşması mümkün olur. Bu da kurlarda 2 üzerine yerleşme riskini bir miktar en azından belli bir süre için ortadan kaldırır. Faize tekrar bir 9-9,5 bileşiklere doğru bir hareket oluşur. Evet. Bu da tabii içeride. Ama hiçbir şey yapılmazsa miktar... Cüneyt, ben sana söyleyeyim yani kur gider. Yani şu an zaten teknik olarak her ne kadar aşırı alım seviyelerinde gözüksek de yukarı yönlü bir hareket içindeyiz. Son USD-TR'ye olarak baktığımız yurt dışı işlemlerde 2 üzerinde kapanış gördük. Satayım da paramı götüreyim olayı değil Cüneyt şu andan itibaren. Yani şu 2 liraya 1.97 aşıldığından beri artık Merkez Bankası'nı ile kedi fare oyunu yani. Yani benim görebildiğim uluslararası piyasalardan ciddi anlamda spekülatif atak geliyor. Ve Merkez Bankası'nı bir bakıma zorlamaya çalışıyorlar. Yani benim yorumuma ve yanılıyor da olabilirim. Ama bu aşamadan sonra Merkez Bankası eğer hiçbir şey yapmazsa büyük bir olasılıkla yine üzerine oynamaya devam edecekler. Ve kurun biz yükseldiğini görürüz. Bu aşamada kararlılık çok önemli. Piyasa bir yerde dengeye gelecek Yaşar Hocam. O risk primi dediğimiz unsur. Piyasa oyuncularının, özellikle yabancı tarafta bulunan piyasa oyuncularının kafasında Türkiye'nin risk primi yerine oturursa biz hem dövizin hem faizin bir miktar denge kazandığını görebiliriz. Ama son gelen raporlarda 2.20, 2.30 gibi hedefler, Big Mac endeksi olarak baktığımız işte ve zaman zaman uyguladığımız endekste 2.10, 2.20 gibi hedeflerin verildiği bir ortamda TL'nin değer kaybını engellemek için daha etkili bir Merkez Bankası politikası yanında. Çünkü Merkez Bankası'nda politika araçlarının sınırları bir yere kadar. Bir noktadan sonra global konjonktürde gelişecek olayların seyri de Türkiye ekonomisinde etkili olacak ama ben şuna inanıyorum. Bir yerde denge bulacak bu gidişat ve risk primi uygun görüldüğünde bu olaylar denge gelecek. Ama hangi kurda, hangi faizde, işte kısa vadeli aslında sorduğumuz soru bu. Yani Merkez Bankası 2'nin altında dolar TL'yi bir yere kadar tutar global konjonktür bozulursa. 2'nin üzerine geçiyorsa bir fiyatın ekonomi üzerine tahribat yapması için hocam ne kadar orada kaldığı ve nereye kadar gittiği önemli. Hatırlarsınız 2001 sonrasında 1.77'ye giden kur vardı ama daha sonra 1.77'yi seneler sonra Türkiye gördü ve üzerine daha yeni çıkıyor. Siz buna satın alma endeksini koyun, olası enflasyon gerçekleşmelerini koyun. Zaten kurun normal şartlarda 2 ve üzerinde bir patika içinde yer alması sürpriz değil. Ama Türkiye buna hazır değil. Çünkü özel sektör borçluluğumuz
Bir miktar kısa vadeli ve yüksek miktarda. Kamuyu ben burada ayırıyorum, kamu maliyesini. Kamu maliyesi belli bir süre bu şoklara karşı dayanıklı bence. Ama yok, burada tabii, asıl tabii. Sorun özel sektör borçluluğu, hane halkı borçluluğu ve... Hadi hane halkı da yine borçlanmış durumda. Yani TL iç borç o ama... Şu özel ama maliyetlerin artışı orayı da etkileyecektir. Tabii, kura bağlı olarak. Hem de özellikle bankacılık sektörünün sendikasyonları hala kısa vadeli rol ediyor. Bütün bunları topladığımızda daha en azından ikilerin altında bir kur ve çift haneli rakamların altında bir faiz gerekiyor. Dolar borçlamak isteyen vatandaşa ne diyeceksin? Ben kur riski önermiyorum. Hele böyle ortamda. Kur riski alırken karşında bir hedge yapabilecek bir enstrüman kullanıyorsa... Ki bu profesyonel bir destek gerekiyor. Evet. Ama neticede biz Türkiye içinde yaşıyoruz ve TL'nin önem kazanması gereken bir ülke. Her ne kadar dolar TL çok uzun süre belli bir bantın içine sıkışmış gözükse de Japon yenini soran izleyicimize de bir cevap da verirken bunu da söyleyelim. Japon yeniyle borçlanan insanlar daha sonra çok uzun vadeli Japon yeninin dolara karşı güçlenmesi sonrası çok zor durumlara düştüler. Tabii. Bir başka kurla içeride risk almak ve borçlanmak eğer profesyonel yönetim yoksa bence uygulanmaması gereken bir şey. Ama siz ihracat geliriniz var veya yurt dışında bağlantılarınız var. Hatta aldığınız krediyi de kur riskini alarak forward yöntemleriyle veya başka yöntemlerle hedge ediyorsunuz, o başka bir şey. Ama evet. Bu imkanlarınız yoksa ben almasını önermiyorum. Cüneyt, şu an programımız bitti ama izleyicimiz dün de sormuştu. Dolar Japon yeninde teknik bir yorum demişti. Tam bir simetrik üçgen oluşmuş durumda burada dolar Japon yeninde. Bu üçgen içerisinde hareket devam ediyor. Dip 96.56 ve tepe de 99.71. Yani 96.65 ile 99.66 arasında hareket ediyor. Özellikle burada gitgide sıkışmasını bekleriz. Ve nereyi kırarsa o yönde pozisyon alınması makul olur normalde. Çok kısa ben de ona bir şey söyleyeceğim. 95-96-50 bandı aşağı kırılmadıkça yukarıda 99 ve 105'ler hedef. 99'u geçirmemizi ilk hedef 105, ikinci hedef 120'ler gibi gözüküyor benim grafiklerde. Evet. Cüneyt, çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, evet, paranın bir özel süremizi açtık. Paranın rotasına sonuna geldik. Yarın da Atilla Yeşil'a da bizlerle birlikte olacak ve Atilla'yla son gelişmeleri herhalde bayağı nükteli bir şekilde yorumlayacağız. Yine bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Yarın da bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank